Aziz Sıddık kardeşlerim, Risale-i Nur'un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair bir imza-i gaybi hükmünde olan yazdığınız mecmuayı işarata, layıkadan intihap ettiğinizden iki misli daha ilave ettik. Eğer siz de kendinize öyle bir mecmuayı yazmışsanız, ilave ettiğimiz miktarı size de göndereceğiz. Bu mecmuanın gösterdiği kıymet, Risale-i Nur'da bulunduğunu, bu zamanın dehşetli fırtınaları ispat ediyor. Evet kardeşlerim, Hazreti İsa Aleyhisselam İncil-i Şerif'te demiş ki, ben gidiyorum ta size tesellici gelsin. Yani Ahmet Aleyhisselatü Vesselam gelsin demesiyle, Kur'an'ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi, tesellisidir. Evet bu dehşetli kainatın fırtınaları ve zeval ve tahribatları içinde ve bu boşluk nihayetsiz fezada her şeyle alakadar olan insan için hakiki teselliyi ve istinat ve istimdat noktalarını yalnız Kur'an veriyor. En ziyade o teselliye muhtaç bu zamandır. Bu asırda en ziyade kuvvetli bir surette o teselliyi ispat eden, gösteren Risale-i Çünkü zulmat ve evhamın menbaı olan tabiatı, o delmiş geçmiş, hakikat nuruna girmiş. 16. Söz gibi ekser parçalarında, hakayık-ı imaniyenin yüzer tasımlarını keşif ve izah edip, aklı inkardan ve tereddütlerden kurtarmış. İşte bu hakikat içindir ki, bu çok usandırıcı ve dehşetli zamanda, usandırmayacak bir tarzda, çok tekrar ile beraber, aklı başında olanları Risale-i Nur'la meşgul ediyor. Refet Bey'in mektubunda dediği gibi, Risale-i Nur'un en bariz hasiyeti usandırmamak. Yüz defa okunsa, yüz birinci defa yine zevkle okunabilir diye pek doğru demiş.'' Risale-i tercümanı, hakiki vazifesinin haricinde, dünyadaki istikbaliyata ara sıra bakması, bir derece zahiri bir müşeveşiyet verir. Mesela bundan 30-40 sene evvel diyordu, bir nur gelecek, bir nurani alemi göreceğiz deyip, o mana geniş bir dairede ve siyasette tasavvur edilmiş. Hem bundan 14-15 sene evvel, dinsizliği çevirenler müthiş semavi tokatlar yiyecekler diye, büyük, geniş, küre arz dairesindeki bu dehşetli hadiseyi dar bir memlekette ve mahdut insanlarda tasavvur etmiş. Halbuki istikbal o iki ihbar-ı gaybiyeyi tasavvurunun pek fevkinde tefsir ve tabir eyledi. Evet, eski Said'in bir nur alemi göreceği izlemesi, Risale-i Nur dairesinin manasını hissetmiş, geniş bir daireyi siyasiye tasavvur ettiği gibi, sırrı ı Ata atayna'nın remziyle 13-14 sene sonra dinsizliği, zındıklığı neşredenler, pek müthiş tokatlar yiyecekler deyip o hakikati dar bir dairede tasavvur etmiş. Şimdi zaman o iki hakikati tam tabir ve tefsir etti. Evet, başta Isparta vilayeti olarak Risale-i Nur dairesi birinci hakikati pek parlak ve güzel bir surette gösterdiği gibi, ikinci hakikati de medeniyeti sefiyenin tuğyanını ve maddi yunluk taununun aşılamasını çeviren ve idare eden Ervah-ı Habise'nin başlarına gelen bu dehşetli semavi tokatlar, geniş bir dairede o sırrı inna atayna'nın hakikatını tam tamına ispat etmiş. Haşiye, evet maddi yunluk taununun hastalığı nevi beşere bu dehşetli sıtmayı ve küreye arıza bu titremeyi vermiştir. Risale-i Nur, kati bürhanlara istinaden hükümleri, sayr hakayıkta aynı aynına tevilsiz, tabirsiz hakikat çıkması ve yalnız işarat-ı tevafukiye ve sünuhat-ı kalbiyeye itimaden beyanatı böyle dünyevi olan mesaili istikbaliyede neden bazen tabir ve tevile muhtaç oluyor diye hatırıma geldi. Böyle bir cevap ihtar edildi ki, gaybi istikbali dünyevi de ve dünya işlerinde başa gelen hadisatı bildirmemekte, Cenab-ı Erhamurrahiminin çok büyük bir rahmeti saklandığını ve gaybı gizlemekte çok ehemmiyetli bir hikmeti bulunduğu cihetle, gaybi şeyleri haber vermekten yasak edip, yalnız mübehem ve mücmel bir surette ya ilham veya ihtar ile bir emareyi vesile ederek, keşfiyatta ve rüyayı sadıkada bir kısım gaybi hakikatleri ihsas eder. O hakikatlerin hususi suretleri vukuundan sonra bilinir. Kardeşlerim, bu defa Hilmi Bey ile gelen Re'fet ve Rüştü'nün mektupları bizi çok sevindirdi. Zaten Hüsrev, Re'fet, Rüştü, Risale-i Nur'a intisapta eskiden beri beraber bulunmalarından, ben birisini tahattür etsem üçü birden hatıra geliyor. Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ki bu dehşetli fırtınalar onları ve sizleri sarsmadı. Maşallah Refet şimdi de eski sadakatini ve tam alakasını tamamıyla muhafaza ettiğini anladık. Bir iki senedir ondan hiçbir mektup ve hizmet-i Kur'aniye'deki vaziyetinden bir haber alamamıştım. Merak ediyordum. Bu defa mektubunda ne vakit bir araya gelsek sözlerden birini açıp okuyoruz.'' tatlı tatlı istifade edip üstadımızla görüşüyoruz demesi bizi sürurle şükre sevk etti. Sadakatten namdar rüştünün mektubunda merak ettiğim noktaları beyan etmesi ve hizmet-i nuriye tevakkuf etmemesi ve sizlere sıkıntı olmaması bizi çok mesrur eyledi. Latif bir tevafuk. Ahmet Nazif'in bu defa çok meşgaleler içinde yazdığı, yalnız 19. mektupta Mucizat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam tevafukatın mecmu 9833 adede bali olduğunu gördük. O mektuptaki mucizat Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir kerametidir diye hükmettik. Risale-i Nur şakirtlerinden Emin ve Feyzi'nin bir fıkrasıdır. Hem Risale-i Nur'un kasabalara ve cemaatlere berekete medar olması ve ona zarar edenlere tokat gelmesi gibi, şahıslara da pek zahir bir surette hem bereket ve hüsnü maişet ona çalışanlara ve gaybi tokatlar onun aleyhinde çalışanlara gelmesi, bu havalde çok hadiseleri var. Biz kendi nefsimizde çalıştığımız zaman pek zahir bir surette, bir hüsnü maişet, bir inayet gördüğümüz gibi, Risale-i Nur veya şakirtleri aleyhinde çalışanlara şiddetli tokatlar geldiğini görüyoruz. Ez cümle, Risale-i Nur'un erkanından birisi kati bir surette haber veriyor ki, 3-4 adam dünya servetinin hatırı için toplanıp münafıkane tedbir kurdukları hengamda, üç gün sonra o üç dört adamın haneleri ve birinin dükkanı yanıp, her biri binler lira zayiatla tokat yediler. Hem bir dessas, casus adam, Risale-i Nur şakitleri aleyhinde çalışıyordu ki onları hapse attırsın. Bir gün serbest olarak, ben bir ipucu bulamadım ki bunları hapse soksam. Eğer bir ipucu bulsam, onları hapse sokacağım diye ilan ettiği vakitten iki gün sonra bir iş yapıp Risale-i Nur şakitleri yerinde o adam iki sene hapse girdi. Hem bedbaht, muannit bir adam, Risale-i Nur aleyhinde, hem şakirtlerinin bir rüknü aleyhinde mütecavizane bulunduğu hengamda, bir iki gün sonra meyhaneye gidip, içe içe çatlamış, orada ölmüş. Bu neviden çok hadiseler var. Demek Risale-i Nur, dostlara tiryak olduğu gibi, düşmanlara da sayka oluyor.'' Risale-i Nur şakirlerinden Hafız Tevfik, Mehmet Feyzi, Emin, Hilmi, Kamil'in bir fıkrasıdır. Gavs-ı Azam'ın üstadımız hakkında feyinneke mahrusun bi aynil inaye fıkrasıyla inayet ve teshile mazhar olduğuna ve tevafuk Risale-i Nur'un kerametinin bir madeni bulunduğuna pek çok emarelerden bu bir iki gün zarfında küçük ve latif fakat kati kanaat veren cüz'i hadiselerin tevafukunda gözümüzle gördüğümüz inayet-i Rabbaniye'nin numunelerinden beş altısını beyan ediyoruz ki, onlar bu iki gün zarfında beraber vuku bulmuş. Birincisi, dün üstadımıza Risale-i Nur'a ait üç hizmet lazım geldi. Kimse de yok. Biz de uzaktayız. Merdivenden inip bir çocuğu bulup bizlere göndermek niyetiyle kapıyı açtı. Risale-i Nur'un o hizmetini görecek fevkalade bir tarzda dakikasıyla üç şakirdi kapıya geldiler.'' İkincisi, iki seneden ziyade Risale-i Nur'un mühim parçaları, Risale-i Nur'un berekatıyla hanesi yangından kurtulan Hafız Ahmet kendine yazdırıp, başka bir kaza ve nahiyede bulunan bir iki zat onları istinsah için aldılar. İki seneden beri ellerinden kaçırıp mahcubiyetlerinden haber vermedikleri için, hem biz hem Hafız Ahmet merak hem hiddet ediyorduk. O kitaplar bugün geldiği aynı vakit, dün aynı saatte, Üstadımıza 5 seneden beri her birkaç gün zarfında kolaylık için bir parça yemek pişirmek ile hatırını soruyordu. İki seneden beri o adeti terk etmişti. Hem komşuluktan da başka yere nakletmesiyle iki senedir o adet terk edilmişken, yine dün o aynı saatte, iki sene evvelki aynı adetiyle o zatın hanesinden aynen eskisi gibi küçücük bir hatır sormak nevinde oğlu getirdi. Üstadımız dedi, iki sene evvelki adete lüzum kalmamış.'' Siz de komşuluktan gitmişsiniz dedi. Bugün aynı vakitte o Hafız Ahmet'in yazdırdığı kaybolan kitaplar mükemmel bir surette istinsah ile beraber geldi. Bizde şüphe bırakmadı ki bu latif tevafuk da Risale-i Nur hakkındaki inayetin bir cilvesidir. Üçüncüsü, Üstadımız aynı yine bugün Emine dedi. 3-4 aydır her hafta kariyesinden buraya gelen hane sahibesi gelmedi. Kirasını 4 aydır almadı herhalde cevap gönderin gelsin alsın dediği aynı dakikada, dört aydan beri yanına gelmeyen o hane sahibesi kapıya vurdu geldi. Beş aylık kirasını aldı. Üstadımız bu hadise inayetten memnuniyeti için uzak bir nahiyeden gelen yuvarlak hiç görmediğimiz ve burada bulunmayan bir küçük ekmeği o hane sahibesine verdi. Aynı vakitte 20 dakika zarfında burada bulunmayan aynı ekmekten iki sene Risale-i Nur'un iki kitabını alıp mütalasının manevi ücretinden binde bir ücret olarak geldi. Ve bir parçacık aşure çorbasını dahi yine o ev sahibesine verdi. Aynen o aşurenin on misli kadar latif üç ekmek, yine iki sene iki kitabın okunmasına binde bir ücreti diye geldi, gözümüzle gördük. Hem yine üstadımız bugün o hane sahibesine yedi senedir adını bilmediği için ismin nedir diye sormuş. O da demiş, hayriyedir. Hayriye isminde olmak tevafukuyla iki saat sonra Hayri namında Risale-i Nur'un bir şakirdi haberimiz yokken İstanbul'a gitmiş. Hem ticaret münasebetiyle iki mühim şakirtler dahi gidip geç kaldılar. Maddi manevi fırtınalar münasebetiyle üstadımız onları hem oradaki mühim bir şakirdi çok merak ediyordu. Bugün o Hayri iki saat Hayriye'den sonra geldi. O üç şakir hakkındaki merakı izale ettikten sonra, Dört aydan beri devam eden tefarik namında üstadımızın bir kokusu bugün bitmişti. Hayrın elinde bir küçük şişe. Dedi size tefarik getirdim. Biz de bu küçük latif tefarikteki tevafuka barek Allah dedik. Bu iki gün zarfında bu küçücük numuneler gibi üstadımız Mucizat Ahmediye'nin tasiyatıyla meşgul olduğu için bunlardan başka çok numuneleri görmüş. Madem iki günde böyle inayetin cilvelerini görüyoruz, Risale-i Nur dairesi içinde dikkat edilse, herkes kendi nefsinde, hizmeti derecesinde böyle numuneleri görebilir. Risale-i Nur şakirtlerinden Hafız Tevfik, evet. Gilmi, evet. Kamil, evet. Hayri, evet. Mehmet Feyzi, evet. Emin, evet. Gözümüzde gördük. Evet, ben de tasdik ediyorum. Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu şiddetli kışta ve manevi dehşetli ayrı tarz bir kışta ve Neü beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer tarz bir kışta çırpınan bir çarelere rikkati cinsiye ve şefkati neviye cihetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erham-ül Rahim'in ve Ahkemül Hakimin olan onların halık Kerim ve Rahim'in hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki, senin bu şiddeti teessürün, o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniyeden daha ekmel hikmet, daire-i imkanda olamaz. Asiler cezalarını, masumlar, mazlumlar, zahmetlerinden on derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daire-i iktidarın haricinde olan hadisata, onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Ben de o lüzumsuz, şiddetli elem şefkatten kurtuldum. 30 sene evvel aşairlerde gezerken böyle sual ettiler. Acaba şu zaman ve dehrin şikayetindeki, hatta büyük zatlar ve evliyalardaki felekten ve zamandan şikayet ediyorlar. Ondan Sani Zülcelal'in sanatı bediğine itiraz çıkmaz mı? Cevap, Hayır ve be asla. Belki manası şudur. Güya şikayetçi der ki, istediğim emir ve arzu ettiğim şey ve teşehhi ettiğim hal, hikmete ezeliyenin düsturuyla tanzim olunan alemin mahiyeti müstahit değil ve inayete ezeliyenin pergârıyla nakş olunan feleğin kanunu müsait değil ve meşiyete ezeliyenin matbaasında tab olunan zamanın tabiatı muvafık değil ve mesalih-i umumiyeyi tesis eden hikmeti ilahiye razı değildir ki şu alemi imkan feyyaz-ı mutlakın yedi kudretinden şu ukulümüzün hendesesiyle ve tehevvüsümüzün ihtihasıyla istediğimiz her bir semeratı koparsın. Verse de tutamaz, düşse de kaldıramaz. Evet, bir şahsın tehevvüsü için büyük bir daireyi muhita hareketi mühimmesinden durdurulmaz. İşte 30 sene evvelki cevaba Risale-i Nur'daki zelzeleler bahsinde böyle küçük bir haşe ilhak ediyor ki, her bir unsurun maddi ve manevi kış ve zelzele gibi hadiselerin yüzer hayırlı neticeleri ve gayeleri varken, şerli ve zararlı bir tek neticesi için onu vazifesinden durdurmak, o yüzer hayırlı neticeleri terk etmekle yüzer şer yapmak, ta bir tek şer gelmesin gibi hikmete, hakikate, rububiyete münafi olur. Fakat külli kanunların tazikinden feryat eden fertlere, inayat-ı hassa ve imdadat-ı hususiye ile ve ihsanat-ı mahsuse ile rahman Rahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. Fakat o ferdin hevesiyle değil, hakiki menfaatiyle yardım eder. Bazen dünyada istediği bir cama mukabil, ahirette bir elmas verir.'' Üstadımızın ve Risale-i Nur'un ciddi hakayıkları içinde en tatlı bir fakiyesi tevafuk olduğu için, kardeşlerimize yine bu iki gün zarfında küçük bir iki tevafuku size bundan evvelki tevafuka aşi olarak yazıyoruz. Evet, nasıl ki kelimatta ve kelimat-ı mektubede tevafuk bir kast, bir inayet hususiyeyi gösteriyor, bazen harika olup keramet derecesine çıkıyor, bazen latif bir zarafet veriyor, aynen öyle de Risale-i Nur'a ait ve üstadımıza ait hadisatta da aynen kasti ve inayet kerane tevafuku akvaldeki o efalde dahi görüyoruz. Ez cümle, size yazılan, dört ay gelmeyen hane sahibesi için Emin kardeşimize dedi haber gönder tekellümünde, onun kapı çalması tevafuk ettiği gibi, aynı cümle iki defa okunduğu zaman, Emine dediği kelimesi okunduğu anında, aşağıki kapıyı Emin açtı. Gelmek zamanı gelmeden geldi.'' İkinci gün yine başka bir adama okunduğu vakit, Emine dediği kelimesini okuduğu vakit, aynı anda yukarı kapıyı Emin açtı. Gelmek adetine muhalif olarak geldi, girdi. Bu iki tevafuk, hane sahibesinin tevafukuna tevafuku gösteriyor ki, en cüzi işlerimiz de tesadüf değil, kasti tevafuktur. Hem dört ay evvel bize bir parça tarhana getiren Risale-i Nur şakirtlerinden Fuad'ın İstanbul'a gidip 30 gün tehirinden geç kalmasından endişe ettiğimiz aynı günde, onun tarhanası bittiği aynı günde gelmesi tevafuk etti. Hem aynı günde bir parça tereyağı, biz ve üstadımız da bunun bereketini hissediyorduk, bittiği dakikada onun miktarına tevafuk edip, zannımızca aynı yerde, aynı miktar, aynı zamanda geldiği gibi, hem buralarda, köylerde, kül içinde yapılan bir çörek, üstadımızın hoşuna gittiği için sabah akşam ondan yiyip ve 15 gün devam edip bittiği aynı günde aynı çörekten onun akrabasından birisi getirdi. Bu tevafukun hatırı için geri çevirmedi, kabul etti. Mukabiline bir teberrük verdi. Gözümüzle bu latif tevafuktaki şirin inayet ilahiyenin cüzi cilvelerini gördük ve anladık ki kör tesadüf işimize karışmıyor. Manidar tevafuk, Risale-i Nur'un kelimatında ve hurufatında olduğu gibi ona temas eden harekat ve efalde de öyle manidar tevafuklar var. İnayete temas ettiği için en cüzi bir şey de olsa kıymeti büyüktür. Böyle uzun yazmak ve ziyade ehemmiyet vermek israf olmaz. Çünkü manası olan inayet ve iltifat rahmet murattır. Ve o bahistaki manevi bir şükürdür. Risale-i Nur şakirtlerinden Emin Feyzi Aziz Sıddık Kardeşlerim Nur fabrikasının sahibiyle Kahraman tayiri bizi gayet mesrur eden müjdeler veriyorlar hem bazı meseleleri soruyorlar sizlerdeki erkanın verdikleri karar ve münasip gördüğü tarzlar benim reyimin fevkinde inşallah isabet ederler madem benim reyimi de almak istiyorlar şimdilik evvelce nazlanan matbaacılara lüzum yok hem mesleğimize muhalif yeni hurufa Risale-i Nur'un bir nevi müsaadesi hükmüne geçtiği için lazım değil sizler el makinasıyla yazdığınız miktar yeter Zaten Nazif de el makinesiyle bir derece çalışıyor. Tasihine çok dikkat etmek lazım. Eski hurufla elmas kalemli kardeşlerim matbaya ihtiyaç bırakmıyor. Bize yardım etsinler. Sorduğunuz ikinci cihet ise Hafız Mustafa'ya verdiğim yeni hurufla iki risale, çoğu ayrı ayrı olsun, bazı da beraber olsun. Gençlere ait risaleciğin başında isim olarak Sıracul Gafil'in veyahut gençlik rehberin namı, Tevhide ait risaleye Hüccetullahul Baliga namını veya Hut Misbahul iman, Keramet Mecmuası'nın ismi ise Sikke-i Tasdik-i Gaybi veya Tasdik-i Gaybi'nin Hatemi namını başında yazarsınız. Arabi bir dülekberi tabedilmişse tab edilmişse, Arabi bilmeyen Risale-i Nur şakirtlerine bir tesilat olmak için 7. Şua Ayetül Kübra ve 20. mektupta izah ve tercüme edilen sayfelerinin numaraları bir dülekberin kenarlarına rakamla bir haşiyecik gibi yazılsa iyi olur yani bu arabi makam filan risalede, filan sayvede izahı var diye işaret edilse ve elmas kalemli kardeşlerimiz bunu tevzi edip her biri bazı nüshaları böyle işaretlerle kaydetse ve hem el makinesiyle yaptığınız veya matbaadan gelen risalelerden numune için bir iki nüshasını bize gönderseniz iyi olur. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu şiddetli maddi ve manevi kıştaki gala ve varlık içinde kaht ve derdi maişet, fukaralara ağır basması cihetinde, ekseri fakirül hal olan Risale-i Nur şakirtlerinin bu dehşetli hale karşı sarsılmaları ve tesanütleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkit etmemesi, Risale-i Nur'un vazife-i i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız.'' sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz ehli nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Derdi maşet zaruretine karşı iktisat ve kanaatle mukabele etmeye zaruret var. Menfaati dünyeviye çok ehlakikati, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Risale-i Nur şakirtleri içinde şimdiye kadar bu cihet onları zedelememiş. İnşallah yine zedelemez. Fakat herkes bir ahlakta olamaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de itiraz edilmemeli. Zarurete düşen bir şakirt zekatı kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetini hasr vakit eden rükünlere ve çalışanlara zekatla yardım etmekte de Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir. Hem yardım edilmeli. Fakat hırs ve tama belisan halle istemek olmamalı. Yoksa ehli daralet ki hırs ve tama yolunda dinini feda etmiş. Onlar nazarında kıyası bir nefs cihetiyle Risale-i Nur'un bir kısım şakitleri dahi dinini dünyaya alet ediyorlar diye çirkin bir iddia ile taarruzlarına meydan açar. Sizler ara sıra iflası ve iktisat ve bazen hücumat sitte risalesini mabeyninizde beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız, bu memlekete medarı iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz, bu yeni fırtına sizin tesanüdünüzü bozmasın. Arabi Virdül ekber Nuriye'ye dair müjdeniz ve kahraman tahirlerin ve mübareklerin sari ve dehşetli hastalıklara tiryaklar ve ilaçlar yetiştirmeleri ve mütemadiyen çalışmaları bizi, belki ruhanileri ve ricalül gayb zatları dahi sevindiriyor.'' Hulusi'nin Velâsr-ı Nükte-i karşı tam takdiri ve tasdiki ve Konya'ya tahvili Hizmet-i Nuriye noktasında beni memnun eyledi. Evet Risale-i Nur şakitlerinin birincilerinden faal birisi o ehemmiyetli şehre gitmesi lazımdı. Kardeşlerim, Lemai Müdafaat'ta Isparta muhbirleri ünvanıyla bizi hapse sevk eden Ankara'daki zalimler irade edilmiş. Mecburiyet tahtında öyle demişiz. Şimdi Isparta benim mübarek bir vatanım ve çok kıymetli kardeşlerimin dahi sevgili vatanları olduğundan Isparta muhbirleri kelimesini o makamlardan kaldırdım. Onların yerlerine mülhit zalimler yazdım. Siz de öyle yazınız. Hem kahraman Tahir'in bana yazdığı müdafaat risalesinde, ihtiyar lemasında, Ankara'ya ait bahsinde 8. rica yazmış. Halbuki 7. ricadır. Onu da tasih ediniz.'' Tahiri gibi kahraman bir maktuma sahip olan ve hanesinde Risale-i Nur'un altı şakirde bulunan kardeşimiz Hüsnü Efendi'ye bir mukabele selam ve tebrik ederiz.